Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, Mümtehine suresinden 5. ayet ile devam ediyoruz. Rabbena, ey Rabbimiz demek. Le anlam olarak mame anlamda aslında bir emir, yani bir şeyi yasaklama anlamında kullanılıyor. Le tec'al ve ardındaki fiil de olumsuz yapıyorken, yani sen yapma derken şu şekilde cezimli oluyor. Mesela le tec'al. Eğer burası cezimli değil de ötrel olursa le tec'alü, sen yapmasın, kılmasın anlamında. Bununla ilgili değinelim. Mesela la tektub dediğinizde yazma demiş oluyorsunuz. Ama la tektubu dediğinizde yazmazsın demiş oluyorsunuz. La teşrab, içme diyorsunuz. La teşrabu deyince içmezsin anlamında söylemiş oluyorsunuz. La tec'alne, bizi, şuradaki ne biz anlamında, bizi yapma, kılma, fitneten, fitne kılma, fitne yapma veyahut bir sınav konusu yapma. Li için demek ellezine anlam olarak an en demekti biliyoruz. Keferu, inkar edenler. Bizi inkar edenler için fitne konusu yapma. Bizi onlara sınavı yapma. Ve'gfir ve bağışla. Şu ve'gfir derken normalde e'gfir, ancak burası ve olduğu için ve gafire dönüşüyor. Lene. Li normalde biliyorsunuz burası. Ancak şuradaki ne zamirinden dolayı, zamirden dolayı ne oluyor? Le'ye dönüşüyor. Lene. Bizi bağışla. Rabbene. Ey Rabbimiz. İnneke. Şüphesiz sen. Bakınız. İnne. Şüphesiz. Ke olunca şüphesiz sen. Ente. Sen demek. El azizu, aziz, yani kudreti daima üstün gelen. El hakimu, ve her işi hikmetli olan. Burada şurası da mesela hakimu diye bitmesine rağmen sonda olduğu için okunurken tabii hakim diye okunuyor. Evet. İngilizcesine geldiğimizde our Lord, ey Rabbimiz. Bu ifade bu şekilde. Make us not. Bunu yine günlük hayatta İngilizce'de emir veriyorken don't ifadesi kullanılıyor. Yani do not make us. Bizi yapma, kılma. A trial. Bir sınav, bir deneme yapma. For the disbelievers. İnkar edenler, yani küfredenler için bizi bir sınav konusu yapma. And forgive us. Bizi bağışla. Our Lord, ey Rabbimiz. Verily. Doğrusu you, sen, only you. Yalnız sen, adi almighty. Aziz olan, kudreti daima üstün olan sensin. The all wise. Yine hikmet sahibi, her işi hikmetli olan sensin. Bakınız şuradaki inneke demiştik, şüphesiz sen demekti. Ente de sen demek. Burada bir vurgulu bir ifade söz konusu. Mesela şu inneke eğer olmasa entel azizul hakim ifadesi zaten sen azizsin, hakimsin şeklinde oluyor. Ancak inneke ile vurgulu bir ifade söz konusu. Bu ayete gelince lekad, le ve kad her ikisi de bir vurgu, bir tehdit ifadesi. Bunlarla anlam pekiştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de daha çok Türkçe meallerde andolsun, celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevirir. Eğer meal okuyorsanız orada mesela diyor ki andolsun diyor. O ifade bu yani. Genel anlamda bu şekilde. Bazen le mesela tek başına andolsun diye çevrilebiliyor. İşte o yüzden bunları iyi bilmek lazım. Siz Kur'an-ı Kerim okurken orada mesela celalim hakkı için diye bir kelime geçiyor. Acaba celalim ne, hakkı ne falan gibi. Onları arayıp dururken aslında sadece lekat
şu kelime o ifadeleri karşılıyor. Bir vurgu, bir yemin gibi tehdit ifadesi. Evet, kâne anlam olarak kâne'nin anlamı dirdi anlamında tek başına. Ama buradaki anlamıyla dirdir şeklinde çevirmek daha doğru. Lekad kâne lekum sizin için vardır. Fihim. Bakınız burası hum olacakken fi'den dolayı hime dönüşmüş. Fihim. Onlar da sizin için usvetun örnek vardır. Hasenetun güzel bir örnek vardır. Peki kimler için bu? Sizin için diyor ama sizden li yine için men an en kimse kâne yercullâhe kâne anlam olarak tek başına dıdî anlamı demiştik ama men kâne yercu derken mesela tek başına kâne yercu diye aldığımızda umuyordu demek. Ancak şu şekilde men kâne yercu diye aldığımızda uman kimse. Yercullâhe Allah'ı uman vel yevmel âhire ahiret gününü uman kimse. Bu ahiretten kasıt son gün olarak da çevrilebiliyor. Bakınız burada nesne konumunda olduğu için yevme diye bitiyor şurada. Yevmel âhire. Ve âhire aslında bir son anlamına gelen sıfattır. Burada son gün şeklinde biz bunu Türkçe'ye çeviriyorken ahiret günü diye çeviriyoruz. Son gün anlamında aslında bu. Ve gördüğümüz gibi burada aslında Arapça kurallarında bir sıfat tamlaması söz konusu. Yani şu ahira gördüğünüz gibi şu şekilde e'li bitiyor. İsmi e'li bitiyor ve yevmel ahire yani son gün için nedir? Son güne kavuşmayı uman kimseler için. Ve men yetevelle her kim diyor yüz çevirirse, dönerse fe. Bakınız men'in devamında fe ile karşılaşıyoruz. İnnallâhe şüphesiz Allah huvel ganiyyu gani yani zengin. Zengin anlamsal olarak zaten hiçbir şeye ihtiyaç duymayan anlamındadır. Ki zaten Allah'tan başka aslında zengin kimse de yoktur. Elhamid Hamid ise övülmeye layık olandır. Certainly kesinlikle muhakkak biraz önce celalim hakkı için yani mesela siz certainly ifadesini eğer Kur'an-ı Kerim diliyle çevirmek istiyorsanız celalim hakkı için diye çevirebilirsiniz. Yani İngilizce'den bu ifadeyi çevirirken çünkü Türkçe'de böyle bir ifade söz konusu. Ama günlük hayatta certainly nasıl kullanıyorsunuz? Kesinlikle şüphesiz diye kullanıyorsunuz. There has been burada there has been vardır anlamında ve in them sizin için bu örnekler duruyor. An excellent example, excellent harika, güzel, müthiş gibi bir anlam var. Excellent yani example sizin için güzel bir örnek vardır, mükemmel bir örnek vardır. For you sizin için yine to follow, follow takip etmek. For those who look forward, yani dört gözle beklemek demektir şu kelime. Look forward to ifadesi. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılır aslında. Yani sıklıkla derken aslında mektup, eskiden mektuplarda belki son cümle olarak kullanılıyordu. Mesela I'm looking forward to hearing from you. Senden duymayı dört gözle bekliyorum gibi. Ya da seni görmeyi dört gözle bekliyorum diyerek böyle I'm looking forward to seeing you. Tabii bunlar günümüz teknolojisinde bu kullandığımız ifadeler artık eski ifadeler oldu diyebiliriz. Çünkü kişiyi hemen görebiliyoruz. Belki yüz yüze konuşmayı dört gözle bekliyorum diye çevirmek mümkün. Evet, look forward to dediğimiz gibi dört gözle beklemek diye Türkçe'ye böyle çeviriliyor. Biraz önce Arapçadan Türkçe'ye çevirirken ummak, beklemek diye çevirmiştik. The meeting with Allah'la kavuşmayı and the last day ve son güne kavuşmayı dört gözle bekleyenler için onlarda ne vardır? Örnekler vardır. Yani Hazreti İbrahim Efendimizin aslında yapmış olduğu şeyleri göz önüne aldığımızda ne kadar kıymetli şeyler yaptığı ortada ve Hazreti İbrahim Efendimiz böyle onları yapıyorken yaşını başını almış kimse değil. Çocuk yaşlarda bunu yapıyor. Aslında peygamberleri tanımanın onları bilmenin küçük yaşta neden önemli olduğunu da öğreniyoruz. Ve şunu da söyleyelim. Yani bir kişi
Eğer bir işi 20 yaşında öğrenmeye başlamışsa aslında o 1 yaşındadır. Yani o işe göre 1 yaşındadır. Bir işi 40 yaşında bir iş öğrenmeye başlamışsa o iş için sadece 1 yaşındadır. Peki bir adam 1 yaşında öğrenmeye başlarsa ve 40 yaşına geldiği vakit o iş içerisinde 40 yıldır o işi yapıyor demektir. Yani dolayısıyla bu söylediğimiz zamanlar arasında da tabii Allah dilediğine dilediğini verir ama ne boyutu var? İşin farkı da illa ki ortaya çıkacaktır. O yüzden yani Kur'an-ı Kerim bizim için şöyle bir kitap değil. Bir kere okuduk, hadi bu kitabı kenara koyalım tarzı bir kitap değil. Alacağız, okuyacağız. Bugün okuyacağız, yarın okuyacağız, ertesi gün okuyacağız ve hayatımızın sonuna kadar tekrar tekrar okuyacağız ve anlamaya çalışacağız. Acaba bizim için Rabbimiz ne mesaj veriyor? Mesajın ötesinde her okuduğumuzda zaten bunun sevabını da alıyoruz. İnşallah bu bilinçle hayatımız boyunca devam edebiliriz. Son nefesimize kadar Kur'an'lı geçen, Kur'an'ın hükümleriyle geçen bir hayatımız olur. Evet. And whosoever, her kim turns, her kim dönerse, turns away, yüz çevirirse, dönerse, then verily, doğrusu Allah is rich, Allah zengindir. Free, bu zenginliği nasıl yapmış arkadaşlar? Bakınız parantez içerisinde diyor ki, free of all need. Yani bütün ihtiyaçlardan bağımsız, özgür diyor. Evet, worthy, değer anlamında şuradaki worthy, of all praise, yani bütün övgülere değer, hamd edilmeye layık olan ifadesi de bu şekilde çeviriyor. Evet, burada asallahu, ase umulur ki anlamında belki diye çevirmek mümkün bunu. Asallahu ve bu ase ifadesinin devamında hep en göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Asallahu Allah en yec'ale. Bakınız en'den sonra da gelen fiil ne oluyor? Şu şekilde yec'alu yerine en yec'ale şeklinde bitiyor. Kılmak, yapmak bu ce'ale daha çok ardındaki ifadelerle anlam kazanan bir ifade. En yec'ale beynekum aranızda. Yani beyne arasında demek kum olunca sizin aranızda. Ve beyne ellezine adeytum. Yani sizin düşmanlık ettiğiniz kimseler arasında nedir? Minhum muvedde. Onlardan sevgi bağı oluşturacağınız, seveceğiniz kimseler ya da arkadaşlık kuracağınız kimseler oluşturabilir. Yani Allah ne yapabilir? Sizi onlara, onları size sevdirebilir. Vallahu Allah kadirun, Allah güç yetirendir. Vallahu Allah yine gafuru rahim, gafur çok bağışlayan, aynı zamanda rahim çok merhamet edendir. Perhaps belki demektir arkadaşlar anlam olarak. Allah will make, Allah yapacak. Make friendship. Bu cehal ifadesi İngilizce'de hep make ile çevriliyor. Make friendship, arkadaşlık kuracak diyor. Between you, sizinle, and those whom you hold. Buradaki whom'un katı anlam the anlamında. Yani whom you hold, tuttuğunuz. The tabii biliyorsunuz Türkçe'de the, the şeklinde değişebiliyor. Tuttuğunuz derken buradaki to anlamını whom veriyor. Hold tutmak demek as enemies. Yani düşmanlar olarak tuttuğunuz, bunu nasıl çeviririz? Düşmanlık ettiğiniz kimseler diye çevirmek mümkün. Arasında bir dostluk yapabilir. And Allah has power. Allah'ın gücü vardır. Over all things. Her şeyin üzerine parantez içerisinde söylemiş. And Allah is oft forgiving. Bu çok bağışlayan, most merciful, yine çok merhamet edendir diye buyuruyor Rabbimiz. Bir sonraki ayet-i kerimede la yenhe. Bu yenhe yasaklamak demektir. Sonunda normalde ye var ancak birleşince şurası kumla o ye gözükmüyor. La yenhekum. Yasaklamıyor yani. Sizi yasaklamıyor, alıkoymuyor. Yenhekumullahu. Allah anillezine anla beraber kullanıyor. Hatta zaten Türkçe'de şöyle kullanılıyor bu. Hani nehyi anil münker. Kötülükten yasaklama, kötülükten alıkoyma diyerek anla beraber kullanılıyor. Bu an anlamı danden anlamında. Yenhekumullahu an yani alıkoymuyor. Neyden? Ellezine
an demek. Lem anlam olarak madı medi demek. Yukatilur. Ve lemi gördüğümüz yerde aklımıza şu geliyordu. Ardındaki fiilin mutlaka harekesini değiştiriyor. Burası normalde yukatilune savaşmak anlamında. Ancak lemden dolayı sondaki neye düşüyor? Lem yukatilu kum. Sizinle savaşmayanlara karşı sizi ne yapmıyor? Yasaklamıyor Allahu Teala. Fiddini. Fi dade demek. Fiddini. Din konusunda sizinle savaşmayanlara karşı Allah sizi yasaklamıyor. Velem devam ediyor. Velem yukhricukum. Lem yine aynı kural bakınız. Yukhricu derken neyi düşürmüş şurada? Velem yukhricukum. Sizi çıkarmayanları. Nereden? Min danden diyarikum. Yurtlarınızdan çıkarmayanlara karşı yasaklamıyor. Neyi yasaklamıyor peki? En teberruhum. Onlara iyilik etmenizi. Ve tukisitu ileyhim. Onlara karşı adil olmanız konusunda sizi yasaklamıyor. Bu konu hakikaten çok önemli. Yani adam inanmayabilir ama size bir zarar dokunmuyorsa, size bir kötülük etmiyorsa o insana iyilik etmek için bir engeliniz yok. Ona yardım edebilir. Hani dostluk boyutu ayrıdır ama yardım etme ayrıdır ki yoksa iletişimi nasıl kuracaksınız? Aynı zamanda adalet noktasında da onun hakkını teslim etmemiz lazım. Yani o kimse neye inanıyorsa inansın, dünyalık bir malı ona teslim etmek bir Müslümanın görevidir. Yani bu bizim aleyhimize de olsa, bir kafirin malı olsa o inanmayan kimseye o malını teslim etmekle biz sorumluyuz. Müslüman olmak zaten bunu gerektiriyor. İnnallâhe şüphesiz Allah yuhibbu. Ve bu ifadelerden Allah sever diyor. Kimi seviyor? El muksitîn. Adil olanları sever diyor. Yani bizim inancımızda adil olmanın bu denli önemli olduğunda zaten görmüş oluyoruz. Allah does not forbid. Yasaklamaz. Neyi yasaklamaz? You to deal, sizin deal justly. Yani şu deal muamele etmek anlamında başa çıkmak şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar bu. Mesela şu deal with ile çok yaygın kullanılan bir kelimedir. Deal with. Mesela başa çıkmak anlamında kullanılıyor. Bir de ilgilenmek, muamele etmek gibi böyle bir anlamda var. Deal justly, adaletle, adil bir şekilde and kindly, nazikçe, kibarca davranmanızı kime? With those who karşı who thought not. Burası didn't fight şeklinde, yani modern İngilizce'de bu şekilde. Didn't şeklinde kullanıyor. Didn't fight. Tabii didn't'ı getirince burası fight oluyor. Against you. Size karşı savaşmayanlara adil olmanızı ve onlara kibarca davranmanızı Allah yasaklamıyor. You on account of religion, yani din konusunda sizinle savaşmayan, no veyahut drove you out, sizi çıkarmayan, göndermeyen. Tabii eğer şurayı ben didn't yaparsam arkadaşlar, şurayı fight, burayı da drive yapacağım. Çünkü fiilin ikinci halini kullandığım yerde didn't'ı getirdiğimde birinci halini getireceğim. Out of your homes, yani evlerinizden sizi çıkarmayan kimselere karşı adil ve nazik, nezaket dolu olmanızı Allah yasaklamıyor. Verily Allah loves those, sever diyor. Kimi seviyor? Those who. Burada those who ikisi beraber. An and deal with equity. Equity eşitlikle. Yani Allah eşitlikle davrananları sever diye son ayetimiz de bu olsun. Yarın da peki kime karşı Allah bizi yasaklıyor? Onu görmüş olacağız inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahul azim.